Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu arada bir yandan biliyorsunuz Trump'ın açıklamaları var ama hükümette kapalı, orada neler oluyor ona bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğiz. Trump'tan açıklamalar arka arkaya geliyor çünkü. En son biliyorsunuz Amerikan askerlerinin çekilmesini 4 aylık bir sürece yayacaklarını söylemişti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Sevgili izleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet kapalı. Trump'ın açıklamaları var. Bir yandan bunlar gündem olurken bir yandan da Suriye ile ilgili gelişmeler var. Evet, şimdi dönelim. Karşımızda Serdar Cebe olacak. Merhaba Serdar Cebe. Serdar Cebe beni duyabiliyor mu acaba? Serdar Cebe'ye tekrar merhaba diyelim. Beni duyabiliyorsa eğer. Evet, sanıyorum duyuyor şimdi. Evet sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet kapalı ama Suriye'den çekilme kararı almıştı askeri olarak. Şimdi bu bir taktik mi değil mi? Böyle bir açıklama geldi Başkan Trump'tan ama çeşitli iddialar var Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığına ilişkin. Amerikan askerlerinin çekileceği ama Trump'ın başka Arap ülkelerinin askerlerini Suriye'de konuşlandıracağı iddiaları var. İsrail İstihbarat Servisi'nden böyle bir iddia geldi. Amerika Birleşik Devletleri eğer askerlerini çekerse başka unsurlarıyla Suriye'de kalmaya devam edecek mi? Karşımızda Serdar Cebe nihayet. Merhaba Serdar Cebe. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Evet, Amerika'da hükümet kapalı ama Trump'tan açıklamalar arka arkaya geliyor. Özellikle Suriye konusunda neler söyleyeceksiniz? Hemen soralım size. Suriye konusunda Trump'ın yarattığı biraz karışıklık desek yalan olmaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesi ve Afganistan'dan asker azaltması konusu tartışma yarattı. Ve bunun üzerine birçok özellikle Cumhuriyetçi senatörün ABD Başkanı Donald Trump'la bağlantı kurarak bu kararı biraz daha düşünmesi gerektiğini söylediğini de biliyoruz. Bunlardan birisi Senatör Lindsey Graham geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'a gitti ve Trump'la bir öğle yemeği yedi. Bundan sonra açıklamalar yaptı. Resmi bir açıklama yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden, Suriye'den asker çekme süresinin yavaşlatıldığına dair ama Graham'ın açıklamalarından bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Özellikle şöyle diyor, tüm ABD askerlerini Suriye'den çekmenin ulusal güvenliği tehlikeye atacağını konuştuk diyor. Ve bunun uyarısını ABD Başkanı'na yaptım diyor. Ve özellikle bu görüşmede, Trump'la yaptığı görüşmede ABD'nin asker çekmesinin yavaşlatılması gerektiğini de ABD Başkanı Donald Trump'a ilettim diyor. Ve bu konuda bir soru soruluyor Lindsey Graham'a. Trump kabul etti mi çekilmeyi diye bir soruya. Başkan Suriye'den ayrıldığımızda IŞİD'in tamamen yenilmiş olması gerektiğine inanıyor yanıtını verdi. Ve devamında şu bilgiyi verdi diyor. Şu anda daha akıllı hareket ederek biraz daha ağırdan alıyoruz. Bir duraklama halindeyiz ve başkanın amaçladığı çekilmeyi nasıl iyi bir şekilde gerçekleştirebiliriz onu göreceğiz diyor Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, önemli bir isim. Şöyle bir şey, alel acele olarak alınmış bir karar olarak değerlendiriyor. Belki ABD Suriye'den çekilecek ama Trump'ın o gün yaptığı açıklamalara baktığımızda Suriye'deki güçlerin büyük bir çoğunluğu Irak'a çekilecek ve Irak'ta üssü olmaya devam edecek. Herhangi bir sorun yaşanırsa buradan da operasyon yapma kabiliyetini sürdürmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Diğer soru işareti, Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekildikten sonra orada var olan silahlar ve daha önceden PKK uzantısı olarak kabul edilen Türkiye tarafından YPG ve PYD'ye verilen silahlar ne olacak sorusu. daha önce bunun bir envanteri Türk hükümetine verildi açıklamasını Amerika Birleşik Devletleri yapmıştı. Ama Amerika'nın bu bölgeden çekilmesiyle birlikte özellikle bölgede bulunan Amerikalı komutanların var olan kalan silahları da YPG, PYD'ye bırakmaları yönünde ABD hükümetine, Trump yönetimine telkinde bulunduğu haberleri de yine bölgeden gelen son bilgiler arasında yer alıyor. Evet, sizin anlattıklarınız, Trump'ın yaptığı açıklamalar ve bölgede yanıt bekleyen birçok soru var. Tartışılmaya, sorgulanmaya devam edecek önümüzdeki günlerde de. Serdar Cebe, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Amerika ile de bağlandık sevgili seyirciler. Dediğim gibi Trump'ın açıkları kafaları karıştırmaya devam ediyor ki başta Amerikan hükümeti olmak üzere. Bakalım hükümet açıldığında neler olacak? Bu akşam ana haberin sonuna geldik. Bizden sonra siyaset kültürü sizlerle olacak sevgili izleyiciler. Yarın yine saat 18'de buluşmayı umut ediyoruz. Mutlu akşamlar. Amerika Birleşik Devletleri eğer askerlerini çekerse başka unsurlarıyla Suriye'de kalmaya devam edecek mi? Karşımızda Serdar Cebe nihayet. Merhaba Serdar Cebe. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Evet, Amerika'da hükümet kapalı ama Trump'tan açıklamalar arka arkaya geliyor. Özellikle Suriye konusunda neler söyleyeceksiniz? Hemen soralım size. Suriye konusunda Trump'ın yarattığı biraz karışıklık desek yalan olmaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesi ve Afganistan'dan asker azaltması konusu tartışma yarattı. Ve bunun üzerine birçok özellikle Cumhuriyetçi senatörün ABD Başkanı Donald Trump'la bağlantı kurarak bu kararı biraz daha düşünmesi gerektiğini söylediğini de biliyoruz. Bunlardan birisi Senatör Lindsey Graham geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'a gitti ve Trump'la bir öğle yemeği yedi. Bundan sonra açıklamalar yaptı. Resmi bir açıklama yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden, Suriye'den asker çekme süresinin yavaşlatıldığına dair ama Graham'ın açıklamalarından bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Özellikle şöyle diyor, tüm ABD askerlerini Suriye'den çekmenin ulusal güvenliği tehlikeye atacağını konuştuk diyor. Ve bunun uyarısını ABD Başkanı'na yaptım diyor. Ve özellikle bu görüşmede, Trump'la yaptığı görüşmede ABD'nin asker çekmesinin yavaşlatılması gerektiğini de ABD Başkanı Donald Trump'a ilettim diyor. Ve bu konuda bir soru soruluyor Lindsey Graham'a. Trump kabul etti mi çekilmeyi diye bir soruya. Başkan Suriye'den ayrıldığımızda IŞİD'in tamamen yenilmiş olması gerektiğine inanıyor yanıtını verdi. Ve devamında şu bilgiyi verdi diyor. Şu anda daha akıllı hareket ederek biraz daha ağırdan alıyoruz. Bir duraklama halindeyiz ve başkanın amaçladığı çekilmeyi nasıl iyi bir şekilde gerçekleştirebiliriz onu göreceğiz diyor senatör, Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, önemli bir isim. Şöyle bir şey, alelacele olarak alınmış bir karar olarak değerlendiriyor. Belki ABD Suriye'den çekilecek ama Trump'ın o gün yaptığı açıklamalara baktığımızda Suriye'deki güçlerin büyük bir çoğunluğu Irak'a çekilecek ve Irak'ta üssü olmaya devam edecek. Herhangi bir sorun yaşanırsa buradan da operasyon yapma kabiliyetini sürdürmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Diğer soru işareti, Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekildikten sonra orada var olan silahlar ve daha önceden PKK uzantısı olarak kabul edilen Türkiye tarafından YPG ve PYD'ye verilen silahlar ne olacak sorusu. Daha önce bunun bir envanteri Türk hükümetine verildi açıklamasını Amerika Birleşik Devletleri yapmıştı. Ama Amerika'nın bu bölgeden çekilmesiyle birlikte özellikle bölgede bulunan Amerikalı komutanların var olan kalan silahları da YPG, PYD'ye bırakmaları yönünde ABD hükümetine, Trump yönetimine telkinde bulunduğu haberleri de yine bölgeden gelen son bilgiler arasında yer alıyor. Evet, sizin anlattıklarınız, Trump'ın yaptığı açıklamalar ve bölgede yanıt bekleyen birçok soru var. Tartışılmaya, sorgulanmaya devam edecek önümüzdeki günlerde de. Serdar Cebe, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Amerika ile de bağlandık sevgili seyirciler. Dediğim gibi Trump'ın açıkları kafaları karıştırmaya devam ediyor ki başta Amerikan hükümeti olmak üzere bakalım hükümet açıldığında neler olacak.